Herkese merhaba. Şu arkamda gördüğünüz binaların birinde Almanca kursuna devam ediyorum ve şu an bir mola verdik. Bu molada da biraz çıkayım, konuşayım, Almancadan biraz uzaklaşayım, kafamı dinlendireyim dedim. Bu da bizim Almanca sınıfımız. Burası benim oturduğum yer. Burası da manzaramız. Beni ilk kez izleyenler için kısa bir bilgi verirsem, Almanya 2020 yılında nitelikli iş göçü vizesiyle geldim ve o tarihten bu yana da bu ülkede yaşıyorum. Şimdi şunu merak edebilirsiniz, hani 4 sene olmuş sen gideli, niye Almanca kursuna gidiyorsun, bu kadar sürede Almanca öğrenemedin mi diyecekler mutlaka vardır. Ben bir Türk firması aracılığıyla buraya geldiğim için Almanca bilmem ilk başta gerekmiyordu. Fakat o firmadan ayrılınca daha iyi bir iş bulmam için Almanca öğrenmem gerekiyor. Sadece iş değil, burada hayatımı sürdürmek, burada hayatımı güzel sürdürmek için de Almanca gerekiyor. Yoksa hani girip herhangi bir işte çalışabilirsin, hani Almanca gerektirmeyen, daha doğrusu fazla Almanca gerektirmeyen, hani İngilizce bilgisiyle A1 seviyesinde Almancayla idare edebileceğim işler elbette var ama hani onlarla sadece hayatta kalırsın. Ben güzel yaşamak istediğim için Almanca öğrenimini sürdürmeye devam ediyorum. Ve hani Almanca öğrenmek deyince mesele sadece sertifika sahibi olmak değil. Ben mesela şu an B1 sertifikası sahibi bir insanım. Fakat gündelik hayatta ya da iş hayatında kendi ana dilim Türkçe kadar akıcı olmaya çalışıyorum. Yoksa hani sertifika kağıt üstünde giriyorsun sınavlara, alıyorsun. Ama sertifikan var diye konuşuyor, işlerini hallediyor olmuyorsun. Önemli olan sertifikanın ötesine geçmek, yani konuşabilmek. Amacım bu. Bu yüzden kursa devam ediyorum bunca yıl sonra. Bugün bahsedeceğim konuya nereden başlayacağımı tam olarak bilmiyorum ama şöyle bir girizgah yapayım. 2 gün önce sosyal medyada bir haber gördüm. Ama buna haber demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü hani bazı hesaplar peydah oldu ya, özellikle Twitter'da böyle mavi tikli, adı sanı belli olmayan hiçbir link, hiçbir siteye referans vermeyip kendileri böyle 2-3 cümleyle haber paylaşan siteler. İşte onlardan birisi Almanya'da yaşayan, hatta Almanya'da YouTube üzerinden yayın yapan ve bilinen bir insan Serkan Beyden'in bir videosunu kullanmış. Bu videoda da Serkan Bey de diyor ki ayda 128 euro taksitle bir tane Mini Cooper sahibi olduğundan bahsediyor. Ki bu haberde Serkan Beyde'den bir gurbetçi olarak bahsediliyor. Ya bir nevi etkileşim almak, işte özellikle Türkiye-Almanya ekonomisini karşılaştırmak, Almanya'yı bir düşler ülkesi, bir mükemmelliyetler ülkesi gibi göstermek, Türkiye ile Almanya'nın ekonomik durumunu kıyaslayarak insanların oraya yorum yapması sağlamak amacıyla yapılmış bir paylaşım. Aslında ilk gördüğümde benim tepkim şu olmuştu. Çok samimiyetle söyleyeyim. Ya Serkan Beyde, senin ne ihtiyacın var? Niye şimdi insanları durup dururken kandırıyorsun, yanlış bilgi veriyorsun, eksik bilgi veriyorsun dedim. Çünkü Serkan Bey de diyor ki işte bu aracın sahibi oldum, 3 yıl sonra da araç benim olacak. İşte buna da leasing sistemiyle sahip oldum. Fakat ben leasing sistemini biliyorum. Hatta leasing sistemiyle bazı arkadaşlarım burada araç sahibi de oldular. O sisteme dair kuralları, kaideleri biliyorum. O yüzden de hani dedim ya niye şimdi bunun havasını atıyor ki, işte şu kadar taksit ödüyorum, aracın sahibi oldum. Ne söylediği bilgi doğru, ne söylediği taksit miktarının tek masraf olmadığını falan da bildiğimden buna kızdım. Sonra işte gittim YouTube kanalına baktım. Videonun aslında öyle olmadığını gördüm. Ya video kırpılmış, o şekle getirilmiş bir videoydu. Aslında Serkan Bey de bilgilerin hepsini açık açık söylüyor, işte hangi şartlarda yapılacağını. Mesela o leasing'i 10 bin euro peşinat verdiğinde ayda 128 euro ödeyeceği bilgisini, aracın onun olmayacağını, işte 3 yıllık bir kullanım hakkı olduğunu, 3 yılın sonunda aracı firmanın ya geri teslim aldığını ya da 3 yıl sonra sen o aracı kendi üstüne geçirmek istediğinde o günkü bedeli neyse o farkı ödeyip ancak o aracın sahibi olabileceğini falan. Ya her şeyi anlatmış. Çünkü kendisinin bir işte araba alma süreci var. Hem onu paylaşıyor hem de Almanya'da araç sahibi nasıl olunur? Satın mı alınır? Kiralanır mı? Leasing mi yapılır? Bunun bilgisini veriyor. Fakat bizdeki abi haber siteleri, bu haber sitesi görünümlü, troll hesaplar mı diyeyim, etkileşim almaktan başka hiçbir işe yaramayan, insanlara doğru düz bilgi vermeyen hesaplar mı diyeyim, bunu almış, kırpmış, dediğim hale getirmiş. Yanlış bilgi veriyor. İnsanlar da altına yazmış işte. Vay efendim, 128 birimiyle elin oğlu arabaya binerken biz burada sürünüyoruz. Ya zaten şu birim para hesabı karşılaştırması da o kadar saçma ki. Abi birim para değil, o paranın alım gücüne bakacaksın. Ona bakarsan buradaki asgari ücrette 1400 birim, 1500 birim, 1600 birim. Yani Türkiye'de de 17.500 birim. Yani ona bakarsan doğru kıyaslama yapamazsın. O paranın alım gücüne, alım gücü oranına bakacaksın ki doğru kıyaslaman yapasın. O parayla ne satın alabiliyorsun? O paranın satın alma kapasitesine bakmak lazım. Tamam, şunu zaten biliyoruz. Almanya gelip son derece görgüsüz hareketlerle işte yediğini, içtiğini, satın aldığını, her şeyini paylaşan ve her şeyi ne kadar ucuza aldığını, her şeyi ne kadar kolaya yaptığını paylaşan bir takım sosyal medya kullanıcıları, bir takım YouTuber'lar var.
Evet, bunlara alışığız. Sonra ne bileyim, burada yaşadıklarını yanlış aktaran, bile bile yalan söyleyen insanlar da yok değil. Türkiye'deki insanların algılarıyla oynayan, onlara yalan yanlış umutlar veren ve bunu bir ticarete dönüştüren insanlar da yok değil. Bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi Türkiye'de doğru bilgi vermeye çalışan birisinin videosunu bile kırpıp kendi amacı doğrultusunda yanlış bilgiye çeviren hesaplar türemiş sanki. Ya bu Almanya olur, yurt dışında herhangi bir ülke olur. O kadar böyle klişeleştirildiği, o kadar meseleye yanlış bir yerden yaklaşıldı ki sanki yurt dışına gelmek bir mucize. İşte sınırlar dışına çıktığında insanların hayatı birdenbire bütün dertler unutuluyor, bütün her şey geride bırakılıyor gibi bir izlenim. Ya bunun gerçeklik payının olduğu şeyler var. Hani insan yurt dışına gelince elbette bazı şeyleri daha iyiye gidiyor. Tabii ki daha iyi. Zaten insan niye yurt dışına gelmek istiyor? Bu yüzden gelmek istiyor. Fakat bir insan yurt dışına geldiğinde bunlara otomatikten sahip olmuyor. Bunların da bir bedeli var. Buraya gelmenin bir yolu yordamı, gelme biçimi var. İşte ne bileyim, burada bir şeye sahip olacaksan onun bir bedeli var. Yani insanlara bunlar anlatılmayıp, bunlar eksik bırakılıp, yanlış bilgi verilince ben aslında deliriyorum ve böyle videolar çekip kendimce bu doğruları anlatmaya çalışıyorum. Yani mesela son örneğimiz işte o leasing olsun. Burada mesela bir insan leasing yöntemiyle araç sahibi olmak istediğinde fiyatı belirleyen, ödeyeceği aylık taksit miktarını belirleyen bir takım faktörler var. Mesela en başta kullanacağı aracın modeli. Bu aracı kaç yıl kullanacağı. Bu aracı leasing yaparken ne kadar peşinat vereceği. Bunlardan sonra mesela leasing yaptıktan sonra aracın kaskosunu siz yaptırıyorsunuz. Aracın bakımını siz yapıyorsunuz. Aracı muayeneye siz götürüyorsunuz. Diyelim araçta bir çizik oldu. Araçta kaza yaptınız. Bu sizden çıkıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim bir arkadaşım leasing yaptığı arabayla bir kaza geçirdi. Ve karşı taraf tamamen suçluydu. Fakat arkadaşım bu kazanın sonunda, tabii ki en önemlisi hayatta kaldı. Kendisi hiçbir şey olmadı. Ama maddi olarak eline hiçbir şey geçmedi. Tamamen leasing yaptığı firma bütün maddi şeyleri aldı. Bir de işin bu yönü var. Yani elinizde hiçbir şey olmuyor. 3 yıllık diyelim mukavele yaptınız. Hani taksitler biraz daha insani boyutta olsun, cebi yormasın diye 3 yıllık uzun vadeli bir leasing yaptınız. 3 yılın sonunda o arabayı firmaya geri alıyor. O sizden kullanım bedeli olarak çıkmış oluyor. Ya da siz diyelim o arabayı çok sevdiniz, benimsediniz. Bu araba benim olsun dediniz. Firma şunu yapmıyor mesela, bu araba 3 yaşında demiyor. O arabanın o günkü bedelini sizden talep ediyor. Diyelim o arabanın o günkü bedeli 15 bin euro. Siz de 8 bin euro dediniz. Bir 7000 euro daha vereceksiniz ki araç sizin üzerinize geçsin tamamen. Yani böyle böyle bir sürü şey var. Belki daha benim anlatmadığım aklıma gelmeyen. Ama bu haber ne yapmış? Almış bunu. Bunları anlatan birisinin videosunu almış, kesmiş, kırpmış, biçmiş ve demiş ki Almanya'da 128 euro taksitle sıfır araç sahibi olmuyor. Şimdi bu durum uzun vadede gerçekten çok zararlı. Öncelikle göç etmek isteyenler için çok zararlı. Çünkü inanılmaz bir beklenti yaratıyor. Aa diyor, araç sahibi olmak bu kadar kolaysa, yaşam bu kadar kolaysa, bir şeyler elde etmek bu kadar kolaysa ben ne yapayım, edeyim, gideyim. Şimdi bakıyorsunuz istatistiklere. Amerika olsun, İngiltere olsun, Almanya olsun, bu ülkelere kaçak girişlerde Türkiye birinci sıraya yükseldi. Neden? Türkiye'de savaş mı var? Türkiye'de bir şey mi var? Hayır. Evet, ekonomik kriz var. Ağır bir ekonomik kriz var. Ama düşünün, savaş olan ülkelerden daha fazla kaçak göçmen veriyoruz. Bunun nedeni bu tip paylaşımlar, bu tip yalanlar, bu tip umut tacirliği. Sınırı kaçak geçmek bir de yapılacak en kötü şey. Gelinebilecek en kötü yöntem. Ne oluyor? Buraya geliyor, sonra sürünüyor. İşte normalde minimum saati 14 euro kazanacağı bir iş için ona 4 euro, 5 euro teklif ediliyor. Bu parayı bazı zamanlarda alamıyorsunuz bile kaçak gelse, çünkü hiçbir hakkınız yok. Kağıt üzerinde, çünkü burada değilsiniz. Şikayet edebileceğiniz hiçbir kurum yok. Yapabileceğiniz hiçbir hukuki bir işlem yok. Ne oluyor? Ancak gençseniz, mesela 18 yaşındaysanız, cebinizde hiç para görmeyse burada çalışıp mesela kaçak ayda 1500 euro kazanınca ooo diyorsun, büyük para. Hele bir de TL'ye çevirince üf, Almanya'da ayda şu kadar kazandım, işte Amerika'ya gittim ayda 3000 dolar kazandım sadece burgercide çalışıp. Ya hani bu ancak işte gençken, belki biraz maceracı ve enerjiniz yerindeyken yapılabilecek, denebilecek bir şey. Ama onun dışında uzun vadede çok faydası olmayacak, uzun vadede sizi bitirecek bir şey. O yüzden göç edecekseniz, göç kararı alacaksanız gerçekten bunlara oturup iyi düşünmeniz, plansız programsız hareket etmemeniz lazım. Benim esas söylemek istediğim bu. Ve bu tip bir video haber, bir şey duyduğunuz zaman mutlaka o videoyu izlediğiniz alet neyse, akıllı telefon ya da bilgisayar, hemen bir yeni sekme açıp internetten bakın işin aslı öyle mi değil mi? Yani bunu da görebilirsiniz. Biraz da bunlara da artık inanıyorsanız ve bu hayalciliğe kapılıyorsanız
suç sizde oluyor. Hani ben sadece bunları hatırlatmak istedim. Yoksa hani şey amacın yok işte, aman yurt dışında yaşamak şöyle zor, buraya gelmeyin, ülkenizde kalın, ülkenizin kıymetini bilin. Ya böyle bir şey ne söyleyebilirim ne de benim haddime. Yani göçmek isteyen birisi elbette göçsün yani. Fakat öyle bir algı var ki hani yurt dışına gider gitmez otomatik sorunlar çözülecek. İşte bu yok yani, burada da bir mücadele var. Ya burada kimse sizi böyle gelip pamuklara sarmayacak. Burada da mücadelenize devam edeceksiniz. Hatta bazen kendi ülkenizde mücadele ettiğinizden daha çok mücadele edeceksiniz. Daha başka güçlüklerle karşılaşacaksınız. Ana dilini konuşamadığınız, kimsenin sizi tam manası anlamadığı bir hayat yaşayacaksınız. O yüzden hani göçmeyin demiyorum. Hani göçecekseniz cahil cesaretiyle hareket etmeyin ve her duyduğunuza inanmayın. Çünkü hakikaten bu göçmenlik mevzusunda iyi niyetli insan çok çok az. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek seviyeye inmiş durumda. Ya işte dediğim gibi böyle umut verip o umut üzerinden sizin paranıza göz dikiyorlar. Ya da işte bilmiyorum böyle politik hesapları oluyor. Hani işte bugünkü anlattığım mevzu gibi Almanya'da ekonomi çok iyi, Türkiye'de berbat. İşte buradan bir politik çıkarımla etkileşim kazanıp işte sosyal medyada görünür olmayı amaçlıyor olabilirler. Yani hani ne amaçlarsa amaçlasınlar, bunlar iyi şeyler değil. Ben sadece bunları bir hatırlatayım, anlatayım. Hem de molamda Türkçe konuşayım. Almancadan kafam çok şişti. Şimdi tekrar derse gireceğim ve Almancaya kendimi bırakacağım. O yüzden böyle kısaca mola vaktinde bir video çekip sizle paylaşayım. Hem de biraz böyle kursumun etrafını görün istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.